Vesveselerden nasıl kurtulunur? Vesvesenin bir sürü hali var. Ama hani hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri işte namazı iki mi mesela dört rekatlık namazda üçüncü rekatta mısın, dördüncü rekatta mısın, üçüncü rekattasın der. İşte abdestimi aldım mı, almadı mı, almamışındır al der. İşte abdestim bozuldu mu, bozulmadı mı, bozulmamıştır der, namazını kıl der. Şimdi bu noktada vesvesede yani işin kolay tarafını bulacak bir kimse. Ama mesela aldı mı almadı mı alacak. İşte örneğin kolumu yıkadın mı yıkamadın mı? Git bir daha yıka. Bunun gibi. Veyahut da başka vesveseler geliyorsa kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ondan sonra tevhide devam. Zikrullah'a devam. Çünkü vesvese şeytanla alakalı. Çaylarınız da için hem. Vesvese şeytanla alakalı. O kimsenin gaflete düşmesiyle alakalı. Gaflete düştüğünde şeytanın o kimsenin kalbine galebe çalmasıyla alakalı. Hadis-i şerifte şeytan kalbin bir odaya benzetin, eve benzetin, kapıda bekler. İçinde zikrullah olduğu müddetçe içeri giremez. Zikrullah'tan gafil olunca, zikrullah'tan kesilince şeytan içeri girer der. O yüzden vesvesenin kaynağı şeytandır. Tekrar söylüyorum. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Şeytanın kalbi oturması da gaflettendir.